Sözünü tutacaksın değil mi anne? Ben ne zaman sözümden dönmüşüm ki? 40 yıllık ananı tanımıyor musun sen? Bilmiyorum. Son yaptığından sonra emin olamıyorum. Hangi anne olsa benimle aynı şeyi yapardı. Tamam, surat az, küs ama bu böyle. Yok. Bir yere varamayacağız anne. Ne yapayım? Ay tamam oğlum, özür dilerim. Anne, sen lütfen tamam. Otur. Yapma böyle, gerek yok işte, tamam. Lütfen oğlum, lütfen hatırım için bak. Bak oğlum, ben Gülben'i sevmiyor falan değilim. Biliyorum, hiç kimseye kötülüğü dokunmaz. Ama iyiliğe de dokunmaz. Ama sen diyorsan ki ben her şeye razıyım. Ben hayatımı karartacağım. Her türlü zorluğa boyun eğeceğim. O kızı da hiçbir zaman ortada bırakmayacağım diyorsan. Diyorum. Çok oldu ben onu diyeli, diyorum. İyi, tamam. Yaşa ve gör öyleyse. Ama bak, bizde öyle boşanma falan olmaz. Girdin mi o yola, bir daha çıkamazsın. Bunu bil. Sen bil, sen. Ben Gülben'den vazgeçmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın, öyle mi? Ne yaparsan yap anne. Evet, öyle. İyi. Kendi düşen ağlamaz. Arıyor. Efendim Gülben? Gelirim, gelirim de pet shop mu dedin sen? Ya yanlış anlamadım değil mi? Sağ ol kızım. Oo, afiyet olsun Hikmet amca. Ege. Evde anca bunu bulabildim. Bugünün gazetesi dedem çözmemiş daha. Sağ ol. Sana da kahve yapayım mı? Sağ ol. Neriman okula kaydını yaptırmadı. Bugün son gün Hikmet amca. Ben konuştum ama beni dinlemiyor. Belki sen konuşursan bir faydası olur. Ünlüymüş. Gözüm de iyi görmüyor ama tanımıyorum. Evde televizyon açtırmıyorlar ki. Musluğu bile açtırmıyorlar. Burada istediğiniz kadar televizyon seyredebilirsiniz Hikmet Bey. Buyurun. Kumanda burada. Eğer Neriman bugün kayıt yaptırmazsa... Ege. Neriman tatilde. Okulu açılmadı daha. Ama merak etme kardeşi, hepsi pek iyi. Öğretmeni kırmızı kurdele taktı ona.